Bu dava trajikomik bir dava ve yani hani artık söyleyecek kelime bulamıyorum. Çünkü bir tarafta orman kesilirken biz ormanı korumak için oradaki kamp alanımızdaki nöbet alanımızdaki çadır 4 metrekare ormana tecavüz etti diye dava açılıyor. Limak yan tarafta 760 dönüm ormanı kesiyor. Halk düşmanı Limak ormanı kesiyor. Bizim arkadaşlarımıza 4 metrekare ormana tecavüz etti diye dava açılıyor. Kardeşim orman mı kaldı? Ormanı bırakmadınız. Biz ormanı sizden korumaya çalışıyoruz. Yani gerçekten bu artık kelimelerle ifade edilemeyecek kadar absürt, komik ve Türkiye'de yargının ne hale geldiğini gösteren bir davadır. Türkiye'de yargı diye bir şey yoktur. AKP'nin hakimleri ve AKP'nin savcıları vardır. Tamamen göstermelik ve şekli bir yargılama yapmakta ve yukarıdan AKP genel merkezinden aldıkları talimatlarla halkın muhalefetini bastırmak ve korkutmak için böyle uyduruk davalar açmaktadırlar. Dünyada ben bilmiyorum dünyada var mı ama Türkiye'de yok. Türkiye'de ilk defa böyle bir dava Limak için Akbelen'de açıldı. Burada AKP Akbelen için özel bir savcı tayin etti. Davalar herhangi bir şekilde kendilerinin isteği dışına taşmasın diye Akbelen'in özel savcısı davalar açıyor. AKP genel merkezinden aldığı talimatlarla ve Türkiye'de bir uyduruk, demokrasi ve hukuk tiyatrosu oynanıyor. Yani meclisteki siyasi partiler meclisi boşaltmayarak AKP'ye siyasi meşruiyet kazandırıyorlar. Türkiye İşbirlikçi Türkiye Barolar Birliği ve barolarda hukukun bittiğini telaffuz etmeyerek AKP'nin bu demokrasi ve hukuk tiyatrosunu uyduruk mahkemelerine hizmet ediyorlar. Şu anda artık Türkiye'de halk muhalefeti ne sahip çıkacak bir siyasi oluşuma ihtiyaç var. Halk muhalefeti sokaklara taşmak için hazır bekliyor. Öfkemiz taşıyor artık arkadaşlar. Öfkemiz taşıyor. Yani ormanı koruduğumuz için çıkacağız hakim karşısına, işgal ettiğimiz değil. İşgal edenler belli. Şurada bir pankartımız var. Köylü 5 senedir o ormanı koruyor. Canı pahasına koruyor, toprağını koruyor, zeytinini koruyor. Koruduğumuz için yargılanıyoruz. Adalete güvenmek istiyoruz. 5 senedir Akbelen için adalet dedik, zeytinlerimiz için adalet, köylerimiz için adalet dedik. Nasıl bugüne kadar adalet aradıysak bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Bir adım dahi geri atmayacağız. Neyle yargılarlarsa yargılasınlar. Boynumuz kıldan ince. Yaşasın mücadelemiz, yaşasın onurlu mücadelemiz diyorum ben. Yaşasın Akbelen diyorum yani. Bizim için dramatik bir sabahtı. 12 Eylül ruhuna, yani 12 Eylül 1980 ruhuna uygun bir operasyon yaptılar. Bir kişiye karşı 100'ün üzerinde komando askeriyle beraber, komando jandarma, bir de buna ilave olarak da Milas jandarma güçleri, resmi güçleri, resmi kıyafetlerle operasyon yaptılar. Yasa dışı bir operasyon yaptılar. Şirkette işbirliği içerisinde bir operasyon yaptılar. Alandan bizi uzaklaştırarak alanı kendileri işgal ettiler. Kullandıkları konteynerların üzerinde bir şeyi unutmuşlar. Şirketin YK Enerji'nin yani Limak ve İşteş'in ambar metal etiketlerini konteynerların üzerinde sökmeyi unutmuşlar. Ve bu da operasyonun aslında günler önceden planlandığını ve o gün uygulamaya geçirildiğini gösteriyor. Orada çektiklerimiz acılar, dramatik duygu sahneleri artık o içimizde kalan şeyler ama asıl şahsımızda yargılanan bizler değiliz. Şahsımızda yargılanan Akbelen mücadelesi. Akbelen'i, ormanı, ağaçları, doğal yaşamı, yaşamsal tüm değerleri yok edenler, vahşice saldıranlar bugün ormanını, ağaçlarını korumaya çalışanları yargılıyorlar. İşte dramatik olan budur. Şimdi bugün yaşadığımız kurallık ve susuzluğun nedeni ormanın yakılması, ormanın tahrip edilmesi ve yok edilmesidir. Bugün bu Muğla bölgesinde yaşadığımız susuzluğun gerekçesi bu. Bundan 25 yıl önce parlamentoda bulunduğum dönemlerde bunun üzerine basa basa işte bu dava niçin açılmış? Buradaki arkadaşlar niye gözaltına alıp daha sonra davanın bir parçası oldular? İşte o bölgedeki ormanları korumak için ve oradaki yapılan her hareketin hem bölgeye zarar vereceği için. İşte görüyoruz ki şimdi o bölge oldukça da tahrip edildi. Toprak bir taraftan bir tarafa alınıyor orada kömür çıkarmak için. Kömür ne kadar rentable, ne kadar ekonomik. Eskiden maliyetleri şirketler kendi enerji maliyetlerini kendi hafriyatla kendi içindeydi. Ama şu andaki yapılan hafriyatın bedelini vatandaşın üzerine fatura ediliyor. Enerji maliyetleri üzerine geliyor. Dolayısıyla bugün
buradaki davayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın bu davadan yargılanmaması gerekiyor. Avukat arkadaşlarımız gerekli savunmaları yapacaklardır. Ben arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bu dava yok. İmak korksun. AKP'nin sonu geliyor, halt geliyor. Halt. Çekiyorum. Sesinizi ben duydum. Arkadaşlar. İmak affedenden defol. İmak affedenden defol. İmak affedenden defol. Geçmiş azalenden defol. Halt düşmanı limak. Halt belenden defol. Halt düşmanı limak. Teşekkürler. Evet, merhaba.